Cüneyt Şen Nef Stadyumundan biz de mutlu akşamlar. Yayınlar dileyelim. Artık maçın başlamasına kısa bir süre kaldı. Taraftarlar tribünleri doldurmuş vaziyette Galatasaray adına Dünya Kupası arasının hemen ardından bir liderlik maçı tabii ki farklı anlamlar ifade ediyor. Taraftarların da bu yüzden heyecanının bir hayli yüksek olduğunu söyleyelim. Bugün karşılaşma kapalı gişe olarak oynanıyor. Galatasaray taraftarları yaklaşık 50 bin kadar isimle bugün tribünleri dolduracaklar ki aslında zaten sezon başından itibaren Galatasaray'da Nef Stadyumunda oynanan karşılaşmalar genel itibariyle bu görüntüye sahne oluyordu. Tabii bugün bu maçın anlamının biraz daha yüksek olmasıyla birlikte coşkunun da daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Sarı Kırmızılılar da Dünya Kupası arasında çok fazla sakatlık problemi yaşanmıştı. Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Hamza Akman, Yusuf Demir birçok oyuncu sakatlık yüzünden tedavi süreci geçirmek durumunda kalmışlardı ama bugün maç öncesinde eksik olarak dile getirebileceğimiz iki isim var. Bir tanesi Fernando Muslera sarı kart cezası nedeniyle Başakşehir maçında gördüğü kart nedeniyle oynayamıyor. Bir diğeri ise Mauro Icardi tedavi süreci devam ettiği için bugün maç kadrosunda yok. Aslında gün boyunca yayınlarda Sergio Oliveira'nın bugün ilk 11'de olabileceğini ifade etmiştik ama Okan Hoca son görüşmesinde kadroyla ilgili yaptığı son değerlendirmede Oliveira'yı da riske etmek istemedi ve yedek kulübesinde bu mücadeleye başlayacak Portekizli oyuncu. Hemen Galatasaray'ın ilk 11'inden bahsedelim. Nasıl bir kadroyla sahada olacak Sarı Kırmızılar bunu ifade etmeye çalışalım. Kalede Okan Kocuk var. Keçiören Gücü maçında kadroya alınmamıştı. Aslında biraz bu maç planlanarak yapılmış bir hareketti bu. Fernando Muslera'nın ritim kazanması ve Okan'ın bu maça hazırlanması adına maç kadrosuna dahil edilmemişti. Bugün ilk 11'de yer alıyor Okan Kocuk. Savunmanın sağında Sasha Boye stoper ikilisinde Nelson ve Abdülkerim görev alıyorlar. Sol taraftaysa Kazımcan Karataş ki Galatasaray adına sezonun geri kalan bölümünde de tahmin ediyorum ki sık sık Kazımcan'ı ilk 11'de göreceğiz. Yerli denkleminde önemli bir yer teşkil ediyor ve bugün de yine Galatasaray'ın savunmasının solu Kazımcan'a emanet olacak. Orta sahanın merkezinde Torreira'nın partneri Oliveira'nın durumundan ötürü Frederik Mitchell olacak. Onların önünde Dries Mertens'i göreceğiz. İleride kanatlarda Raşit Sağ ve Kerem görev alacaklar ve forvette ise Bafétimbi, Gomis bugün Galatasaray'ın en önemli gol silahı olacak. Icardi'nin yokluğunda burada Okan Hoca'nın forma kime teslim edeceği aslında biraz merak konusuydu. Seferovic'e Keçiören Gücü maçında bir şans verdi. Bu şansı değerlendirme durumundan çok fazla memnun kalmadığını söyleyebiliriz Okan Buruk'un. Bu nedenle Bafétimbi, Gomis ismi ön plana çıktı. Raşit Sağ'ın hafta içi bir gribal enfeksiyon durumu vardı. Yüksek ateşe rağmen aslında Okan Hoca'dan formayı istedi. Keçiören Gücü maçında sahada yer aldı ve biraz aslında kısıtlı süre oynaması planlanıyordu ama 90 dakika forma şansı buldu maçın gidişatından ötürü. Bugün de yine Galatasaray'ın önemli hücum güçlerinden bir tanesi olacak Milot Raşitsa. Bilmiyorum şu anda yayına ne kadar yansıyor taraftarın coşkusu ama Galatasaray taraftarları tribünü tamamen doldurmuş durumda. Güzel bir hava var. Mevsimi düşündüğümüz zaman Aralık ayının artık son günlerini yaşıyoruz ve yaklaşık 8-9 derecelik bir hava sıcaklığı var. Gün boyu güneş etkisini hissettiriyordu. Güneş etkisini kaybettikten sonra da yine güzel bir havanın iki takımı da taraftarları da beklediğini söyleyebiliriz. Güzel bir atmosfer, güzel bir maç bizleri bekliyor. Galatasaray 14. maçı sonunda liderlik için bugün sahaya çıkıyor. Biz de buradaki gelişmeleri takip edip aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Eğer sorunuz yoksa sözü size bırakalım Cüneyt Şen. Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a. Son gelişmeleri aktardı bize. Birazdan Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş mücadelesinin özet görüntüleri ekranlara gelecek. Galatasaray İstanbulspor karşılaşmasını da değerlendireceğiz. Emre Kaplan'dan son bilgileri aldıktan sonra açıklamalar da var. Onlar da ekranlarınıza yansıyor bu maça dair. Okan Hoca'nın, Okan Buruk'un açıklaması. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada liderlik bizim için büyük bir motivasyon. Lider olarak stadyumu terk etmek ve taraftarımızla kutlamayı hayal ediyoruz. Bu oyuncularıma olumlu yansıyacaktır diyor maç öncesi yaptığı açıklamada Okan Buruk ve şöyle devam ediyor. Bu ligde her maç zor, maç ayırt etmiyoruz. İstanbulspor'a çok saygı duyuyoruz. Çok saygı duyulası bir takım zaten. Geçen seneki kadrolarından bu sene çok fazla oyuncuları var. İyi futbol oynamaya çalışan bir takım. Kulüp olarak da saygı duyuyorum diyor Okan Buruk. Ross'un uzun süren bir sakatlığı var. Icardi saha çalışmalarına, kuvvet çalışmalarına başladı. En kısa zamanda takım antrenmanlarına katmak istiyoruz. Yusuf kadroya girdi. Hamza takımla çalışmalara başlayacak. Yunus pazartesi çalışacak diyor Okan Buruk. Maç öncesi açıklamanın